çok kıymetli mesai arkadaşlarım, Pınarbaşı, Kayseri bölgesinden gelen değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler, 11 ayın sultanı Ramazan ayında bizleri bu iftar yemeğinde yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. İçine bulduğumuz bu dönemde özellikle değerli misafirler, bu güzel akşamda dostluk, beraberlik, birliği, beraberliği bozmadan ileriye dönük olarak mesai arkadaşlarımla yürümek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, sözlerime başlamadan önce son yıllarda maden kazalarının olduğu Türkiye genelinde baktığımız zaman birçok canlıları yakmıştır. Özellikle bizim 2011'de 11 tane maden şehidimiz, aile işletmesinde 3 tane, 2 gün önce de evin ağır santralında kaybettiğimiz bir arkadaşımız var. Ayrıca büyük acı kaybımız olan Soma'da 301 tane maden şehidimiz bulunmaktadır. Bu şehitlerimize Allah'tan rahmet, tezerli ailelerine başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar, bizler çalışma yıl olarak 3. yılına girmiş bulunuyoruz. Sendika bir hizmet makamıdır. Yani görev makamı. Bizler de arkadaşların talebi doğrultusunda geldiler. Bizler de aday olduk ve 2,5 yılımızı doldurduk. Bizlerin amacı işçi kardeşlerimize, mesai arkadaşlarımıza neferlik değil, hizmet etmek için arkadaşlarımızla bu yola çıktık. Maden İş Sendikası'nın güdüğü de üyeler. Arkadaşlar, çalışmamızın sonuna yaklaştık. Bu yıl içerisinde en son 11. ayda seçim olacak. Şu anda seçim yetkisini Şubat 2014'te aldı arkadaşlarımız. Maalesef kendilerine güvenip sandığa gidemiyorlar. Niye? İşçilere bakış açıları ve işçilere ayırt ederek işletmenin şu anda durma noktasına geldiği bir durumda şu anda değerli arkadaşlarım yaklaşık 40 tane mühendis arkadaşın tayin dilekçesi var. Bunu gizliyorlardı. Ama bir noktaya kadar gizlediler. En son genel müdürlüğe bunu gönderdiler. İş yeri yol geçen hanına döndü arkadaşlar. Hiyerarşik sistem bozuldu. İşçinin işçilik kimliği elinden alındı. Bizde bir kural var. Oy veren devamlı alacaklıdır. Niye? Ahd-ı vefa borcu vardır alana. Biz bakıyoruz ki oy veren korkuyor. Arkadaşlar, bizler sizden korkmalıyız. Oy veren değil, oy alan korkacak. Çünkü sizler o koltuğa o insanları oturtuyorsunuz. Bizler de bundan sonraki çalışmalarımızı sizlerin doğrultusunda yapacağımızı sizlere şimdiden beyan ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarımla ve ben bu yola çıktığımızda biz makam sahibi olmak için değil, iş geleceğimizi garanti altına nasıl alırız? Bizler onun çabası içerisindeyiz. Değerli arkadaşlar, sendikacılık işverenle iş arasında iletişim kuran, hakkını arayan, olumsuzluklar varsa belirten ve tespit ederek bu olumsuzlukların giderilmesini sağlayan makamdır. Bakıyoruz ki bizim arkadaşlar oy veren kesimin kendine değişik bir tarz ve tavır içerisinde olduklarını görüyorlar. Oy vermeyenleri dışlamaya kalkıyorlar. Bizler şunu diyoruz. Çalışma iş yerlerinde sosyal adalet olmaz. Sosyal adaletin olduğu yerde eşitlikten bahsedemeyiz arkadaşlar. Çünkü insanlar çalışmalarına göre eşit davranarak iş camiasında sanayi toplumunun oluşundan bu yana 190 yıldır bu böyle gelmiş, böyle de gidecek. Ama maalesef şimdiki arkadaşlarımız 190 yıldır geleneği bozdular, tam tersine çevirdiler. İşi sendikasından korkar hale getirdiler. Geldiler sendikacılığı yapmayarak sınıfta kaldıklarını kabul etmeyip tam tersine arkadaşların üzerine iş yeri vasıtasıyla güç kurmaya, etki yapmaya, oradaki sınavları açtırmayarak
her bölgede bir